Günaydın. Günaydın. Gidip davetiyelerimizi alalım mı? Alalım. Ver bakalım sen. Oğlum bir rahat dur. Ya bırak şunu, oynama. Tamam anne ya. Zaten bu kanlıyorum da çok oynadım. Babamın evine gidince öbürüyle oynayacağım. O gıcır gıcır. Anne, ne zaman gideceğiz evimize? Bilmiyorum oğlum. Bakalım. Hadi şu çantayı toplamaya yardım et. Geç kalacaksın bak. Sen dedemle konuştun mu? Nazif, kızacağım ama ha. Gevezeli bırak da sözümü dinle. Bak oyalanıyorsun, oyalanıyorsun, sonra teyzeni koşturuyorsun geç kalacağız diye. Al çantanı. Hadi aşağıya. Marş marş. Uf. Mahir dur bekle. Bu ne şimdi usta? Basmışlar mı? Bir de soruyor musun? Ne hakla bizim davetiyemizi bize bile sormadan başkasına verirsin? Gazetemizde ilan edeceğiz bulutlu günü dediler. Bilemedim. Kötülemişler mi? Keşke bir sorsaydın usta. Razı mısın deseydin. Üzgünüm. Bilemedim. Mahir hadi alalım davetiyelerimizi gidelim. Millet duydu zaten. Artık dağıtmaya ne acil. Günaydın İknur. Günaydın Erdal abi. Sen buyur geç. Ben şimdi çayı demleyeceğim. Simidini, peynirini de hazırlarım hemen. Dur. Boş ver şimdi kahvaltıyı. Bir konuşalım önce İknur. Bak. Ben üstüme vazife olmayan bir şey yaptım. Haklısın. Çok özür diliyorum. Doğruyu yapmak... Sadece seni korumak istedim. İnan ki gayem kötü değildi. Kararına tesir etmek istemezdim. Kısmet. Belki de hakkımızda hayırlısı böyledir Erdal abi. Çok ileri gitti bu Sinan. Belli ki vazgeçmeye de niyeti yok. Haklısın. Ama bırak uğraşsın. Ne diyorsun sen Feride? Adam alıp bizim davetiyemizi bastıracak. Ben de sesimi çıkarmayacağım öyle mi? Mahir. Bak ne güzel yasal yollardan ilerleyecektin. Hadi gel gidelim şimdi Adnan Bey'e. Bir konuşalım bakalım ne yapmış. Belki soruşturmada bir ilerleme kaydetmiştir. Hem bunu da ekleriz. Özel hayatımıza, şahsımıza saldırıyor deriz. Peki Hakim Hanım. Öyle olsun. Songül. Aa Yasin abi. Günaydın. Günaydın koçum. Hadi Nazif zil çalacak. Biz yürümeye devam edelim. Songül. Konuşalım mı biraz? Nasıl geç kaldık. Ne konuşacaksak sonra konuşalım. Lütfen.
Biz Nazif'le okula yetişelim. Songül, sen bana böyle bakınca içim buz tutuyor. Yapma böyle, ne olur. Neyse, mevzu, oturalım konuşalım, halledelim. Yasin, istemiyorum. Kızgınım sana, elimde değil. Tamam. Öyleyse şöyle yapalım. Sen şimdi bu kızgın bakışlarını, çatık kaşlarını al, derse git. Dersten sonra sahile gel, oturalım konuşalım. Hı? Ne dersin? Bilmiyorum Yasin, hakikaten bilmiyorum. Bekleyeceğim seni. Anam. Oğlum. Orhan'ım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim anacığım. Gözlerim mi çökmüş senin? Kilo da vermişsin sanki. Yok anam, yok. İyiyim dedim ya. Boyum, posum, kilom, her şeyim aynı. Nasıl, sen nasılsın? Nasıl olayım evladım? Sensiz kolumun, kanadımın biri hep kırık. Allah'tan çok bir şey kalmadı. Sayılı gün gözümüzü kapatıp açacağız. Yanımızda, çatımızın altında olacaksın inşallah. Maşallah. Okumayı ilk o söktü sınıfta dayısı. Aferin aslanıma. Songül de heves heves okula gidiyor. Gerçi benim aklım hep onda kalıyor. Ortalık fena kötüleşti. Her an bir arbede çıkıyor okullarda filan. Sen bir gelsen. Elinden tutup götürüp getirsen kardeşini. Benim de gönlüm ferahlayacak. Babam nasıl, iyi mi? İyi, çok şükür, iyi. Dükkana gidip geliyor o da eskisi gibi. Ben de ses etmiyorum, özlemiştir diye. Vakit tamam. Hiç doyamadım ki ben sana. Bir dahaki sefere seni de alıp gideceğiz ya. Tek tesellim o. Ha, oğlum. Anacığım. Ben gelmişken bunu da getireyim dedim. Sen de çıkmadan sahibine iade et evladım. Asıl abim verecekti. Lakin geçen geldiğinde görüşe çıkarmamışlar seni. Benim de içime sinmedi. Getireyim dedim. Kuruşuna dokunmadık. Nereden geldiğini bilemeyince... Hata etmişsin anacığım. Ben bunu bileğimin hakkıyla kazandım. Sana da ihtiyacını göresin diye getirdim. Ama abin dedi ki... Abim kendi işine baksın anne. Sen de bunu içine sine sine harca, olur mu? Hadi kal sağlıcakla. Oğlum, Orhan'ım, Allah'a emanet ol kuzum. Buyurun. Müsait misiniz adam bey? Tabii, buyurun. Hoş geldiniz hakim hanım. Siz de hoş geldiniz Mahir bey.
Size bir suç duyurusunda bulunmuştum. Evet, Sinan Koca. Kendisi davetiyemizi bizden habersiz bastırmış. Bu adam bizimle uğraştı, artık daha da aşikar. Ben pek sizin gibi düşünmüyorum Mahir Bey. Suçlamalarınız varsayımdan ibaret. Herhangi bir yasal dayanağı ya da ispatı yok. Bu elinizdeki ne o zaman? Basın hürriyeti. Haber yalan değil, evleneceksiniz. Takdir edersiniz ki haber alma ve yayma hürriyeti var. İzdivacınızın da haber değeri var. Bu yüzden bir insanı sorgulayamam ben. Ama ben bir kabadayı değilim. O da Sinan Bey'in ya da muhabirlerinin yorumu. Adnan Bey, sadede gelelim. Soruşturma açılmayacak mı? Ben pek soruşturmaya gerek bir durum tespit edemedim hakim hanım. Dediklerimizi araştırsaydınız bulurdunuz. İşimi iyi yapmadığımı ima ediyorsunuz. O da sizin yorumunuz. Feride Hanım, adalette hissiyat işlemiyor takdir edersiniz ki. İşte bak kanunlar. İşte yasalar, kurallar. Bak nasıl da tıkır tıkır işliyor. Her şey kolayca halloluyor. Öyle değil mi Feride? Ben gidiyorum. Nereye? Mahir lütfen yapma. Hatırım için Sinan'a gitme lütfen. Feride Hanım. Ben de sizi arıyordum. Babanız geldi, odanızda sizi bekliyor. Eğer sen de gazetedeki haber için geldiysen baba, lütfen yapma. Zaten yeterince canım sıkkın. Vereceğin öğütler ya da sitemler beni sadece biraz daha üzer. Ben kızımın yeni yaşının ilk gününde güzel yüzünü görmek için geldim. Seni özlediğim için, hasretini çektiğim için geldim. Belki sen de özlemişsindir. Af dilemek istersin diye geldim. Ben af dileyecek bir şey yapmadım baba. Keşke hala küçük bir kız çocuğu olsan, seni alıp evimize götürebilsem. İtiraz etmesen diyorsun yani. Ne ara bu kadar büyüdün, ne ara bu kadar koptuk kızım. Sen benim sevdiklerimi sevmedin baba. Ben seni çok sevdim kızım. İncinmeni istemedim. Beni incitenler sevdiklerim değil. Sen de yakından baksan, görmek istesen o insanların beni nasıl mutlu ettiğini görürsün. Bir gün asıl gerçekleri sen göreceksin kızım. İnşallah o gün ben yaşıyor olurum. Gelip sarılacağın bir baban olur. Mezar taşımda ağlamazsın. Mutlu yaşların olsun kızım. Thank you.
Dedem, bugün bu resmi bana hediye ettin. 5 yaşındasın. Sen şu ahir ömrüme aydınlık saçan nazlı bir yıldızsın. O gülen gözlerinde hep mutluluk ışıldasın. Tek dileğim Allah'ın bana uzun ömür vermesi. Aynı resmettiğin gibi senden olacak torunumla da böyle oynamak tek arzum. Seni ölene dek seveceğim. Kerime Hanım, çıkıyor muydunuz? Ah, merhabalar Safiye Hanım. Çarşıda biraz işim vardı. Lakin buyurun içeri geçelim. Aa, hiç yolunuzdan alıkoymayayım ben sizi. Gelinliğin parasını getirdim. Feride kızım hangisini beğenirse onu alırız. Evlatlarımızın istekleri yerine gelsin, yüzleri gülsün. O bize yeter. Doğru dediniz de... Böyle ayaküstü hiç olmadı Safiye Hanım. Keşke içeri geçseydik. Başka sefere inşallah. Gelirim, çayınızı içerim. Siz de gelin, buyurun, beklerim her zaman. Allah'a emanet olun. Sağ olun Safiye Hanımcığım. Sinan Bey'i görmek istiyorum. Üzgünüm ama gazeteye girmeniz yasak. Bak bacım, sadece görüşeceğim. Sana haber vermezsem ben giderim. İyi olacak hastanın. Ayağına gelirmiş doktor. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Bugün çıkan haberin hesabını vereceksin. Ne güzel işte. Cümle aleme ilan ettim düğününüzü. Kızı kaptığını yayınladım. Daha ne istiyorsun? Ben senin o gevşek ağzına. Bırak! Sen kimsin ki bizim davetiyemizi alıp basıyorsun? Sen kimsin ha? Adam iyilik de yaramıyor. Ulan sen... Polis abi! Uzak duracaksın. Feride'den de benden de. Bir daha gazetede. Tek bir satırda bile bizi mevzu bahis edersen yaşatmam seni. Anladın mı? Yaşatmam seni. Bırakın lan! Kalkabilirsiniz. Nedir durum doktor bey? Eşiniz gebe beyefendi. Kesin mi? Aşk olsun Necdet, yalan mı söylüyorum? Ya ben ne söylediğimi biliyor muyum? Ne bileyim, öyle apar topar doktora gidelim deyince inanmadın sandım. Ya güzelim, sen kurumuşsun da kurumuşsun. Ben seni, bebeğimizi merak ediyorum o yüzden. Hey doktor bey, iyiler değil mi? Bir sıkıntımız yok. Merak etmeyin, gayet sağlıklılar. Rahat durmaz ki, biliyorum. İnsan kardeşini bilmez mi?
Alo. Feride benim Yasin. Ya başkasından duymadan ben haber vereyim dedim. Bir şey oldu da. Ne oldu Yasin? Mahir'e mi bir şey oldu yoksa? Yok yok, endişelenme. Mahir iyi. Ama... Bir şey yapmış diyelim. Sinan'a gitti değil mi? Aynen öyle. Gazeteye gitmiş, hadise çıkarmış. Onlar da polise haber vermişler. Ama daha polis gitmeden Mahir oradan ayrılmış. Of! Kusura bakma, canını sıktım. Ama haber vereyim dedim. Yok, iyi yaptın. Başka bir malumatın olursa lütfen konuşalım. Merak etme, ararım. Hadi eyvallah. Ben bir Songül'le buluşayım. Sen bir şey olursa telsizden bildirirsin. Tamam abi. 48-33. Gazi Osman Paşa'da silahlı soygun. En yakın ekiplerin olay yerine intikal etmesi elzemdi. Soygun mu? Anneciğim, hazırsın değil mi? Sakın unuttum deme Feride. Hani bugün gelinlik almaya gidecektik. Hayır anne, unutur muyum hiç? Merak etme, sadece öyle bir an aklımdan çıkmış. Ben bütün işlerimi ayarlamıştım zaten. Öyle desene. Bir an dedim, acaba mı? Neyin var senin kızım? Canın mı sıkıldı? Anlat bakayım, ne bu halin? Yok bir şeyim anne. Hadi çıkalım. Fırtına gibi geldin Sinan. Ne oldu? Biraz yalnız görüşebilir miyiz? Dışarıda bekle. Mehmet Sayın Bey, bu Mahir Karan'ın geberme vakti gelmedi mi hala? Önce bir sakin ol, otur. Hayır yani, derdimiz bu işi yapacak adam bulmaksa ben ayarlarım. Bu herifi öldürmeye can atan bir sürü kabadayı buluruz. Hepsi de namı yürüsün diye tetiği seve seve çekerler. Ne yaptı Mahir? Kapına mı dayandı? Kapıma dayanması dert değil. Her yaptığı eşkıyalık da zaten bana malzeme veriyor. Ama bu oyunu oynamaktan sıkıldım. Bu herifin defterini dürelim bitsin. Hayır. Niye? Neden? Derdimiz bundan kurtulmak değil mi? Neden bekliyoruz? Ben hayır diyorsam o hayırdır Sinan. Bu vakte kadar bunu öğrenemedin mi? Niye? Ebediyen kurtulacağız. Hayır. Yani birden onu korur tavrınız dikkatimi celbetti. Seninle işbirliği yapıyor olmamız ortak karar alacağız anlamına gelmez. Ben herkesin haddini bilmesini severim. Bilmem anlatabildim mi? Bu ev bebek için münasip değil. Başka ev bakmamız şart. Bakarız bakarız. Esasen evden evvel konuşmamız gereken başka hususlar var değil mi hayatım? Bu çocuğu doğuracak mıyım? Doğuracaksın tabii Süheda. Doğurmayıp ne yapacaksın? Ben de onu soruyorum işte. İş doğurmakla bitmiyor ki. Bu çocuğa babalık edecek misin? Adını verecek misin? Asıl önemli olan bunlar. Yoksa ben kimsenin evladıma piç demesine katlanamam. Hoppala, nereden çıktı şimdi bu? Yalan mı? Kocasız kadının çocuğuna ne denir? Süheda çık, yukarı çık. Benim sinirimi hoplatırtıp aç, yukarı çık. Vallahi sen bilirsin Necdet. Ayten'i boşayıp beni almazsan
Ben de bu çocuğu doğurmam. Hop 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 hop. Ayten benim karım. Öyle de kalacak. Dünya yıkılsa da. Benim evvelimde de o vardı, ahirimde de olacak. Sen de bunu bile bile benim koynuma girdin. O beni gebe bırakmadan önceydi Necdet Bey. Bir hasmanın narına, evladımı hiçe saymana müsaade etmem. İyi düşün Taşın. Karından boşanmazsan ben de bu çocuğu doğurmam. Bunu da böyle yaz aklına. Lan ben sana şimdi buradan bir yazarım var ya, yemin ederim. Söyleyeceğim. Ben sana o çocuğu doğuracaksın dediysem doğuracaksın, anladın mı? Kumaştan diktiririz. Uzun da bir duvak yaptırırız. Şahane olur Kerime Hanımcığım. Feride'ciğim. Aklın bir başka yerde gibi. Yok anne, ben duydum söylediklerinizi. Ama beni biliyorsun, ben böyle abartılı modelleri sevmem ki. Ne bileyim. Ha bak, bu güzel mesela. Hem sade, şık, şu draperleri falan olmasa, hı? Kızım o alelade bir gelinlik. O tarz elbiseyi herhangi bir eğlencede de giyebilirsin. Lakin bu senin düğünün. İyi anneciğim. Benim düğünümde benim ne istediğim önemli değil mi zaten? Kendimi en rahat hangi gelinin içinde hissediyorsam o olmalı. Yoksa huzursuz olurum. Pekala. Hiç inatlaşmayacağım seninle. Hele de bugün. Anne. Keşke Safiye anneye de haber verseydik. Ona söylemiştim gelinlik bakmaya gideriz diye. Ay haklısın. Kusura bakma kızım. Olmadı ilk provaya beraber geliriz, gönlünü alırız. Ah, mutlu yaşlarınız olsun Feride Hanımcığım. Güzel kızım. Anneciğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Unuttum sandın değil mi? O yüzden hep bu suratın. Yok, hiç aklıma bile gelmedi. Olur mu öyle şey? Ferideciğim, meleğim benim. Yıllar öyle çabuk gelip geçiyor ki. Ardında kalan her anın güzel bir hatıra olarak kalmasını isterim. Hep sağlıkla, mutlulukla yaşa. Sen de hep benim yanımda ol anne. Beni hiç bırakma, olur mu? Hadi Feride kızım, bir dilek tut. Bak mum eriyor. Yenge! Yenge, Yasin abim gelecekti. Ama son anda bir hadise çıkınca... Hiç yorma nefesini. Yenge! Eyvah ki ne eyvah ya. Baba, nasılsın? İyiyim ben de. Yani aslında biraz huzursuzum. Bu Mehmet Saim'in ipini çekme vakti geldi bence. Evet. Daha fazla beklemek istemiyorum. Maskesini düşüreceğim. Belgeleri sandıktan çıkarıyorum artık. Evet. Sana kazık atmak neymiş göstereceğim onu. Aynen öyle baba.
O adam beni yakmadan ben onu yakacağım. Buyur ablacığım. Eline sağlık Osman. Güle güle giy nezaket abla. Borcum ne kadar? Ya ablacığım topuğunu düzelttim sadece, yok borcum falan. Ya olur mu, kenarı da açılmıştı, onu da yapmışsın. Ya emeğini karşılığına vereyim. Nezaket abla, olmaz diyorsam olmaz. Peki evladım. Nazif abiye de Mahir'e de çok selam söyle. Aleyküm selam. Hoşçakal. Görüşürüz. Hoş geldin Songül. İyi misin sen? Bir şeyim yok. Canım sıkkın sadece. Ne oldu, evdekiler falan iyi değil mi? Yok öyle bir şey değil. Herkes iyi. Senin canın niye sıkkın? Söyle bakayım. Osman ben gideyim. İşini böldüm. Yok çalışmıyorum. Songül. İnat ettin eve gidelim diye anlayamıyorum. Anne kız yaş günü yemeği yiyecektik kulüpte. Tabii ya. Mahir'le çıkacaksınız değil mi? Ben bunu hiç düşünemedim. Nasıl? Yoksa yaş günün olduğunu bilmiyor mu? Bilmem. Akşam için bir yere davet etti ama hiç gidecek halim yok. Başım ağrıyor zaten. Gidip yatacağım. Bu saatte... Hem de aç karnına. Bir çorba etseydin bari. Yok anne, canım hiçbir şey istemiyor. Teşekkür ederim. Plakı yaptırıyorsun değil mi Kemalettin? Benim hanım yaptı da çoktan dolaba koydu bile. Sağ olasın, eline sağlık. Feride'nin sevdiği peynirden var değil mi? Olmaz mı abi? Bir de gözleme yaparsanız bol maydanozlu. Gerçi rakının yanına gitmez ya. Olsun. Feride sizin gözlemeleri çok seviyor. Ha Kemalettin, lambaları taktırmayı unutmayalım ha. Tamam abi, asacaklar birazdan. Çalgıcılar gelmedi ya. Yanlış adres mi verdim acaba? Ha? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Ziyanı yok, olsun. Biz hazırlık yapalım. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben bir mutfağa bakayım abi. Tamam, hadi. Parçalar hazır değil mi arkadaşlar? Ha? Konuştuğunuz gibi. Kemalettin. Buyur abi. Bu müzik nereden çıktı ya? Abi sorma ya. Düğün mü varmış? Kına gecesi mi? Neymiş? Eyvallah. Kemalettin. Buyur abi. Ben müsaadenle bir telefon açayım. Tabii abi. Akşamlar. Size kızım. Buyurun. Rahatsız ettim. Feride evde mi acaba? Uzanmıştı biraz kızım. Aa, neden?
Hasta mı? Yok, baş ağrıyordu. Dinleniyor. İknur? Hayırdır? Sana bakmaya geldim. Ne oldu? Abim aradı. Buluşacak mısınız? Sen gitmeyince merak etmiş. Ha. Haklı tabii. Ama benim gidecek hiç halim yok. Çok fena başım ağrıyor. Doktora gidelim mi? Yok. İlaç aldım. Biraz uyursam geçer. İyi madem. Geçmiş olsun. Bir ihtiyacın olursa söyle. Tamam. Ya aslında belki biraz çıksan. Temiz hava alsan iyi gelir ha? Abim deme dedi ama bugün yaş günümmüş. Da kutlamak için hazırlık yapmış. Gidersen bildiğini belli etme ama. Sağ ol İknur. Peki o zaman. Geçmiş olsun. Yeni yaşın da kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Geç oldu değil mi? Abi bekleriz de demiştim sana buradan bir düğüne yetişeceğiz. Tamam kardeşim. Ne diyeyim? O zaman siz... Aha geldi. Başlayalım mı? Hadi. Seni söyler dillerde name adın. Dillerde name adın. Aşk gibi Sevdam. Yine hoş geldin. Aslında ben kırgınım sana. Kızgınım. Gitme dedim gazeteye ama yine gitmişsin. Sen hiç değişmeyecek misin? Bu yüzden mi gelmedin? Sırf bu yüzden değil. Şimdi unut bütün bunları. Bizden gayrı her şeyi bırak. Ötemizde kalsın.
Tamam mı? Kalkmasaydın hiç. Yok, iyiyim ben. Çok şükür. Biraz vaktin var mı? Ben de seni bekliyordum. Tabii ki. Ne yapacağız biz Necdet? Yani ne olacak halimiz? Ne var ki ailemizde? Yani çok şükür tamam badireler atlattık belki ama iyiyiz yani çok şükür. Geçti gitti. İşte ben de onu soruyorum sana. Geçti mi gerçekten? O kadınla münasebetini kestin mi? Ya benim sözüme itimadın yok mu senin? Ayten. Bana dosdoğru cevap ver Necdet. Gerçi bugün ben çarşıdan dönerken gördüm. Afişlerini falan kaldırıyorlardı ama ben senin ağzından duymak istiyorum. Yolladın mı o kadını? Kestin mi ilişiğini? Hasbinallah. Bir fırtınayla geçti bitti Ayten'im bitti. Sil onu aklından at gitsin ne olur. Kolay mı Necdet? Çok yaraladın kalbimi. Bu yüreğin tek sahibi sensin Ayten. Emin misin? Vallahi de billahi de tillahi de. Senden başkasını sevmedim. Sevemem ki. Benim bu hayattaki tek gailem sensin. Biraz iyileş. Rabbim bize nur topu gibi bir çocuk nasip edecek. Gör bak. Ben şimdi hiç bunu konuşmak istemiyorum. Kalbim. Gidiyor musun? Gazinoda bir sürü iş var. Ben geçerken sana uğramak istedim hala. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ha? Oturuyorum. Lan kaderin cilvesi mi? Kan mı çekiyor bilemedim ki gecenin bu saatinde geldik buraya. Senin ne derdin var söyle bakayım. Belki derdine derman olurum. İyiyim bana. Ha. Bu da kendiliğinden oldu Zahar. İyiyim ben abi. Yok bir şeyim. Ben iyi değilim lan. Hem de hiç iyi değilim. Şu koskoca semanın altında sanki böyle beni cendereye sıkıştırmışlar. Ben ne istediysem verdiği aradan. Ama şimdi böyle elimi uzatıp benim olanı alırsam bütün dünya başıma yıkılacak gibi.
Öyle yaman bir çelişkiyle sınıyor ki beni. Benim olanı alsam mı yoksa arkama bakmadan dönüp kaçsam mı bilemedim. Gerçi ben neyi istediysem benim uzağıma düştü. Misal sen. Benim en büyük ailem seni okutmaktı. Bu alemden uzak tutmaktı. Gerçi çok şükür sen okudun. Fakülteli bile oldun. Ama benim ırağıma düştün mü oğlum? Ne yapalım abi? Bizim de kaderimiz buymuş. Ben en çok ne istedim? Hayatta? Hı? Senin bana abilik yapmanı. Öyle mi? Ne oldu abi? Sen bana el olurken el dediğim geldi abim oldu. Osman, bak burada adam gibi oturduk dertleşiyoruz. Bana Mahir deme. Eline yarama tuz basma. Basıyorum. Gene yanlış yerdesin çünkü. Gene yanlış yerdesin. Senin tesellin bende değil abi. Gerçi senin kimseye ihtiyacın yok. Sen koskoca Barut Necdet'sin ya. Bir yolunu bulur, istediğini alırsın sen. Daralmazsın, sıkılmazsın. Değil mi? Bir yolunu bulursun böyle. Sıyırırsın. Allah'a eyvallah.